Keyfi çok yerinde. Bir dakika bakacağım. Sen küvete gir. Ses az mı? Bakayım. Ses YouTube'da full ya, daha şöyle bir şey yapabilirim size. Gelsin Bora'yla. Güzel. Çok başarılı. Güzel. Ben tuttum burayı ha? Ha güzel mi? Yani bizi bir Belçika çikolatasıyla karşılamışlar. Ne diyor aşkım? Belçika çikolatalı bir dayı. Bence. Benim yediğim en iyi çikolatalar hep Belçika çikolatası. Magnifik. Beyazından hemen babaya. En güzelleri hep öyle ya. Alman bak hemen Alman. Ya birader Almanya'dan gelen şögetten çikolatayı ne yapacaksın? Götüne mi sokacaksın ya? Almanya'dan gelen şögetten çikolatayı mı yiyeceksin? Ne yapacaksın? Devam. Valla Belçik magnifik. Beğendin mi? Welcome to Brothers. Ne? Lan! Dayı ne yaptın? Ya oğlum bu nasıl yapılıyor lan bu? Bu nasıl yapılıyor ya? şu dünyanın en komik pozu. Bak. Evet, otelimizin bulunduğu bölge. Ne oluyor lan? İllüzyonda. Peki bir şey diyeceğim. İllüzyonda. Burada illüzyon olması gerekmiyor mu? Niye eşit boylar neredeyiz? Dayı o kadar büyük ki amına koyayım. Evet. Eşitlemiş durumu. Otelimizin bulunduğu bölge. Ne oluyor lan? O kim hayatım ya? Bu lavuk kim abi? Wow çantacı. Yanıyorsun Fuat abi. Arkadaşlar Lavin adında bir restorandayız. Oğlum adam yanıyor lan, nasıl, bir dakika. Bayağı adam yanıyor. Wow çantacı. Yanıyorsun Fuat abi. Arkadaşlar Lavin adında bir restorandayız. Restoranın menüsünü gördüğüm anda işte meze, musakka falan. Dedim hacı buranın dedim sahibi kesinlikle Yunan. Kadınla konuştum. Kadına dedim ki buranın sahibi dedim Yunan değil mi dedim. Evet dedi. Ben bir musakka söyledim. Seninle de steak fry söyledik. Belçika birası söyledik. Onu paylaştık. Ben çok alkol sevmiyorum. Oğlum bu ara Bora çok hızlı büyüdü lan. Şu dönemde böyle çocuk zart diye büyüdü ya. Kaçırdık gibi ya bir tık bebekliğini. Selin Belçika birası deneyecek. Ben kvak blond denesin dedim. En sevdiğim, ya ben de çok alkol tüketmiyorum ama en sevdiğim bira Lefbrun. Nasıl? 10 üzerinden kaçlık bir bira seviyorum. Ben alkol çok tüketemiyorum ya ama bir, sizin yalanınızı sikeyim ya. Sizin dübürününüzü sikeyim. İyi bira ne lan bir diyenler? İyi bira ne dayı? İyi bira bana bir dedin. İyi bira ne? Kırmızı Tuborg. Kırmızı Efes Tombul. Güzel mi? Sanırım bir Pilsen birası bu. Değil mi? Ben bira da çok sevmem ama buna bayıldım. Ben de çok sevmiyorum ama bir tadım yapacağım. Güzel. Bana çok hitap ediyor. İçimi çok güzel. Vallahi çok güzel. Böyle bir meze tabağı söyledim. Gerçekten tabağın adı mezeydi bu arada. Dün ocak başında amına koyayım 10 kişilik et yedik. 3 kişi 10 kişilik et yedik dayı. Ve insanlar şöyleydi. Mesela 2 pirzola, 2 köfte ve meze aldılar. Biz şöyle yaptık.
Ben Etsu Burhi olayı anlatıyorum. Bütün mezeler ardı tüm mezeleri adam çünkü gelecek var gibi mi düşündü? Ekmeksiz yemedik işte, sana problemi söyleyeceğim. Dayı yaklaşık şöyle bütün etlerden de ikişer birer. Bak bütün çeşit etlerden, pirzolasından kaburgasına, her şeyden bu kadar et geldi. 8-10 kişilik et geldi. Ekmekli. Et su ekmeği kızar. Mangalı et su yapıyor. Ortada mangal var. Kendin pişir, kendin ye. Et su pişiriyor, biz yiyoruz. İki tane, bir tane Moğol Türk'ü. Ben de Burhi'den iriyim ha. Dayı Burhi'yi iri zannederken. Hani ben bir tık büyüğüm yani. Burhi'den, Burhi benim hoodie'yi giydi, dar oldu. Şey, iki beden bol oldu. Dar da amına koyayım. Bana, bak bana dar olan hoodie Burhi'ye bol oldu amına koyayım. Dedim ki okey. Dayı bir yemeğe oturduk. Aldır huldur, aldır huldur. Amına koyduk. Ama böyle şöyle söyleyeyim. 3 saate falan yaydık yemeği. Bir saat daha otursak. Etsi diyor ki bir saat daha otursak hepsini yerdik. Kaldı. 2 ya da 3 şiş kaldı. Onları yiyemedik. Ama şey başladı. İlk 1,5 saatten sonra şu başladı. Ekmeksiz götür. Hadi sen gör. Herkes birbirine ikram ediyor. Hadi ekmeksiz götürürsün. Sen ekmeksiz götürürsün. Sen ekmeksiz. Herkes birbirine böyle yaptı. En son ilk tıkanan ben oldum. Burhi ile Etsu daha geç tıkandılar. Son bir şiş kaldı dayı. Artık çıkacağız. Burhi uyudu. Ya uyumadı da. Burhi şöyle gidiyor, tamam mı? Şöyle oluyor falan. Böyle oluyor. Sıcağı yiyince dedi. Bir de doyunca çöktü. Ağırlık çöktü dedi. Dedim Burhi iyi misin? Etsu cin gibi. Etsu da amına koyayım. Etsu ya dayı. Çok ilginç ya. Android gibi. Yani robot, anladın mı Etsu? Ye de yer. İç de içer. Yürü de yürür. Hiç tık yok adamda, anladın mı? Biz iki şişman. Bak. Mal yükledik dayının araca. Burhi ile ben dinleniyoruz. Etsu dinlenmiyor. Etsu'ya veriyoruz. Demir yüklüyoruz dayı araca. Demir. 200 parça demir. Etsu. Dayı devam edelim. Dayı kapıdan verin. Böyle dizelim. Aman okuyun, bir insan bir nefes almaz mı ya? Yorulduk Burhi ile. Ağzımız yüzümüz şişti. Robot android ya. Neyse yaptık. yaptık işleri, hallettik. Bitirdik. Ya ben bir story çektim ya, trafikte önümdekine sövüyorum. O normalde Etsu'ydu. Ben Etsu'yu çekip aha önümdeki bu makarası yapacaktım. Onu yapmayınca geri zekalı bir story oldu o. Aptal Savaş Cebeci'nin attığı aptal aptal storyler gibi. Öndekine kızan boomer bir story oldu. Onun devamını atmayı unuttum çünkü. Geri zekalılıktan. Ben de iPhone 14 Pro Max var. Burhi'de kıytırık Xiaomi var. Burhi çekiyor arabanın içinde fotoğraf. Kamera güzel çekiyor. Ben mi çekiyorum? Gördünüz zaten, attım. Yarrak gibi. Amına koyayım, çok garip bir gündü ya. Saçma sapan. Çünkü saçma sapan. Aa, size olay anlatacağım. Ben bir adamın önüne kırdım bizimkilerle. Arayı açmamak için. Adam sövüyor, tamam mı? Adam saydırıyor arabanın içinden. Etsu da dedi ki gel dedi soldan önümüze doğru çık. Bizle kavga ediyor gibi yap, adam salsın. Ben de adam sövüyor ya. Ben de sola kırdım. Etsu'nun yanına çektim, indirdim camı. Aman okuyum bilmem ne, onlar bana sövüyor. Bizim kavga ettiğimizi gören arkadaki adam çıkıp bağırmaya başladı. Ama iki, yani ben önündeki kamyonla koca araçla kavga edince adam saldı, biz ikimiz kavga ediyoruz zannet. Ondan sonra bastık gittik ama da öyle de kavgadan, dayak yemeden kurtardılar bizi. Bu böyle, yemeğe ne kadar ödediniz?
Vallahi mekan hem çok iyiydi hem çok pahalı değildi açık söyleyeyim. Bayağı kaliteli, güzel yani. Bir tane şişi dışında bütün her şey çok lezzetliydi. Mezeler üst kaliteydi. Bir tane şişi çok kötüydü. Onun dışında bütün etler çok lezzetliydi dayı. Pişti mekanın adı. O tuvaleti nereden buldun? O mekanın tuvaleti. Mekanın tuvaleti bir tık eski olur o kadar. Pişti diye bir mekan, oranın tuvaleti o. Lan hayır hayır, depoya gittik ya, deponun tuvaleti. depoya gittik, adam diyor ki tuvalet var ama biraz pis. Dedi ki ne olabilir lan? Ne olabilir? Deponun tuvaleti ne kadar pis olabilir baba? Gittik. Ananı sikiyim. Tuvaletin yarısı yok lan. Etü diyor ki burada kaçakçılık yapıyor olabilirler. Tam öyle bir depodayım. Orası ya kaçakçılık yapıyorlar ya birilerini sandalyeye bağlayıp dövüyorlar orada. Bak harbi öyle bir yere gittik. O sonraki olayı anlatayım. Ananı sikiyim. Abi ben önden gittim depoya. Ondan önceki olay pardon. Deponun önüne, bu depo bir sitenin içerisinde bir depo, tamam mı? Bir sitenin bodrumu. Deponun önüne bir tane araç park etmiş. O araçtan dolayı bizim Etsuların araç oraya giremeyecek. Ben de giremeyeceğim. Biz de sitenin içinde bulduğumuz yere park edeceğiz. Ben iki arabanın arkasına park ettiğim anda camdan biri bağırmaya başladı. Biz nasıl çıkacağız? Niye oraya park ediyorsun? Dışarıdan mı geldin? Ne yapıyorsun? Teyze bağırıyor. Ben de indim dedim. Teyze, ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. İndiğinizde çekerim arabayı dedim. Hayır, bizi bağladın. Bizim araçları falan filan. Kafa yedi. Ondan sonra bak, gibi bölümü gibiydi dayı. Vallahi makara yapmıyorum. Yan camdan biri çıktı. İşte Ayten Hanım. Nasılsınız ya? Ayten Hanımcığım. Kadın bize bağırıyor. Adam Ayten Hanım'a bağırıyor. Ben sonra boş verdim. Diğer tarafa gittim. Bir tane adam geldi. Çok üzgün. Of falan yapıyor böyle. Abi ne oldu diyor bizim deponun sahibi. Adam söylemiyor. Üniversiteli genç geldi. Araba mı çekilecek falan filan yapıyor böyle. Dedik evet. Amına kodumun salağı kendi arabasını çekti. Kendi arabasını aldı, dışarı koydu dayı. Hani böyle bak, kaotik bir gibi bölümü gibiydi. Daha o sırada ben Etsuları bekliyorum. Etsular gelecek. Bu sırada Etsular tek şerit trafikte şöyle bir olay yaşanıyor. Tek şerit yola giriyorlar. Bak tek şerit bir yola giriyorlar. Ve yolu tıkıyorlar. Önden araba geliyor. Arkadan araba geliyor. Etsular 1,5 saattir trafikte. Kafayı yiyecekler. Dedi ki en son Etsu, amın siktiğim o el frenini çekip inecektim yeter. İşini de deposunu da tam 1,5 saattir trafikteler onlar da. Tam bu sırada. Tam o sırada onlar tek şeritte yolda oraya gelmeye çalışıyorlar. Navigasyon hata falan veriyor. Neyse gibi bölümü gibi, ben adama diyorum. Abi senin araçla alakası yok. Ne oluyor? Ne bitiyor? Niye böyle oluyor? Dedi ki bu dedi bilmem ne hanımın aracı. Aa, sevindiler. Ha Etsular da konuşuyorum. Etsu neredesin? Dayı biz geldik. Aa diyor, yol 10 dakika uzadı. Dayı hep böyle bir 7 dakika gösteriyor navigasyon bunlara. Sonra 17 oluyor. Bir daha yaklaşıyorlar. 7'ye düşüyor, 17 oluyor. Sürekli süreyi uzatıyor navigasyon, tamam mı? Bir türlü sonsuz bir 10 dakikaya geldiler böyle. Adamlar bir türlü yolu bitiremiyor dayı. Bir türlü yaklaşıp da o yolu bitiremediler. Ve Burhi diyor ki hani 30 dakika gösterse sorun yok. Sürekli 10 dakika arttırdığı için psikolojimiz bozuldu diyor. Artık kafayı yedik, psikolojimiz geldiklerinde harbiden psikolojileri Burhi intihar edecekti. Bak şimdi. Bunlar gelecek. Bunlar gelir. Arabayı oraya çekemezse yarra yedik. Onlar gelmeden benim o kadını buldurup o arabayı deponun önünden çektirmem lazım. Kapıcı geldi. Dedim ki işte hani bunun sahibi kim falan, çektirelim. O dedi şu hanımın. Bana bağıran kadın çıktı, diyor ki o hanımın değil. Allah Allah. Ama kimin olduğunu söylemiyor. Trip atıyor. Başka bir adam diyor ki doktor beyin. Adam diyor ki doktor beyin arabası işte Nissan. Bu Nissan değil.
Dedim ne oluyor amına koyayım ya böyle. En son dayı en son buldular. Bir sevindi herkes böyle bulunca. Dedi ki çarşıdaymış hanımefendi. E ne yapacağız? Babası indi dayı aşağı. Babasıyla kadının annesi de balkona çıktı. Babası aşağıda. Kavga ediyorlar. Küçük arabayı bulduralım onu çektirelim. Aradan girmeye çalışsınlar. Ya da kadın gelecek mi kavgası. 60 yaşındaki çiftin kavgasını dinliyorum orada. En son kadın geldi. Arabayı çekti. İçeri girdik. İçeri girerken aynen bak şunu duydum. Bize ilk niye park ettin diyen kadın. Burhi ile ben benim arabayla girecektik. Bir işler dönüyor diyor. Kaçakçılık yapacağız amına koyayım. Aynen insan kaçakçılığı yapıyoruz. Bir işler dönüyor. Girdik içeri. Yüklememizi yaptık. Siktir olduk gittik. Ondan sonra rahatladık zaten. Kadının analiz yeteneği dayı. Bir işler dönüyor. Ama şöyle diyeyim. Çok makara geçer ya. Aptal aptal olmaz olabilir. Sürekli bir yapıl böyle. Üçümüzde çok hani bazı insanlarla tanışırsın internette olduğu gibi olmaz ya. Üçümüzde tam aynı adamlar olduğumuz için amına koyayım. Çok şey oldu böyle. Eski çok eski arkadaşmış gibi muhabbet döndü. Çok rahattı yani. Farklı tartar tipleri mevcut. Çok büyük bir karidesimiz, biraz kalamarlarımız, börek gibi bir şeyimiz, köftemiz. Burhi ile bak Etsu normal hayatta olduğundan daha sempatik. Burhi de bazen çok sert, çok ciddi, bazen rahat yerine göre. Ama Etsu daha yani çok daha makara, çok daha rahat, acayip sosyal. Suflakimiz, ufak bir bureku var burada ve Yunan salatasıyla başlangıcı yapıyoruz. Ses gelmiyor mu oğlum? Feta peyniri. Bizim beyaz peynire çok yakın. Feta cheese isminden dolayı ben yemiyorum. Ama Yunanlar bu işi çok iyi yapıyor. Oğlum Bora herkesten iyi giyiniyor farkında mısınız? Bora'nın giyimi çoğu influencer'dan iyi. Tamam. Evet. Evet. Çocuk bir alsın eline bir bakalım. Yiyecek mi belki başka bir şey? Yer. Acıkmış çocuk bir ekmek yesin ya. Ya yiyemezsin onu. bir teste tabi tuttu. Geri ver. Ver onu. Contraband. Yasak o yasak. sıkılınca telefona mı sardık? Nasıl fry'ı? Çok keyifli ha. Burası Belçika. Kötü fry yaparlarsa adam öldürürler burada. Okay. Bu ne? Ben ilk yurt dışına gitmiyorum ya. Dayım bu ne? Gravy mi? Gravy'yi severim. Bu kim lan? Sit mi yaptı bunu? Tamam bakacağım. Bu Sit'ten mi Sezer? Bakacağım. Dayı, ben yurt dışına gitsem bu ne ya? Polonya Etsu. Yemin ederim bir içeriğim var. Bir dinle. İçerik şu Etsu. İçerik şu. Unuttum lan doğru bak. Tamam vereceğim. Bakayım dayı. SSD kesim var RAM'e bakacağım. Etçiyle bizim bir anlaşmamız vardı da deal takas yapacağız. Takas işlemi var akşama. Arkadaşlar
Dün Twitch açılmışla siktir git. Kick. Kekledi. Piş kekledi bizi. Piş kekledi bizi. Sit'ten bir arkadaşımız Enes Batur ve köpekler davasını incelemiş. Bakacağız, detaylı incelemeyi yapacağız. En son köpeği geceyle mi neydi, gündüz müydü? O muhabbete de bakacağız. Detaylı bir inceleme yapacağız onlara da. Etsu, Polonya'ya gidelim. Benim bir teorim var dayı. O teorimi duydun mu? Polonya'da bir biyoloji laboratuvarı 2011 tarihinde yanıyor. 2013 tarihine kadar bütün belgeleri gizli tutuyorlar. Onu araştırmaya gideceğiz Polonya'ya. Gidip dayı detaylı konuşacağız böyle bilim adamlarıyla falan. Ne oldu, ne bitti. Bayağı sağlam bir belgesel yapacağız. Klon muhabbeti. Tamam. Geldi, onay geldi. Gideceğiz. Polonya'ya gideceğiz. Bir proje arkadaşlar. Bunlardan normalde 7-8 tane vardı. 6 tanesi kayboldu ortadan. Zaten en iyisini tanıyorsunuz bu projenin. Neyse ben şimdi çok vermeyeyim, öldürmesinler yarın beni. Sprayımız ve benim de Yunan musakkam. Valla şaka yok. Burada beni linçleyeceksiniz. Türk musakkasından daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şu iti vuracak vatan evladı yok. Valla arkadaşlar ben çok beğendim musakkası da, çok güzel. Size bir bilgi vereyim bu konuyla alakalı. Hiçbir yerden duyamayacağınız bir bilgi. Arkadaşlar. Samet Güngör, Spastic Gamers. Twitch'in içinde hapis şu anda. Hapis bir şekilde kaldı ve orada bekliyor. Şu an o kodlar arasında dolanıyor. Sonsuza kadar, açılana kadar orada gezecek. Sabaton da orada kaldı ve orada geziyor, geziniyor. Zamanda sıkıştı. Bunun çözülmesi lazım. Gerekirse biz gideceğiz Polonya'ya. Kimin bu Sabaton? Bir abone. Hayır. Babuş dayı. Spastic Gamers 2013 mahlasıyla da bilinir. Aynen. Samet Güngör Light, Samet Güngör Replay. Dayı adamın 9 tane YouTube kanalı var. Sen 9 kanal... Bak. Bak. Videoya döneceğim. Dayı. Ekrana bakar mısın? Bakıyorum kanka. Bir saniye. Evet. Ekrana bakıyor musun? Evet. Hakkında kısmı nerede bunun? Orayı tıklayacaksın ha. Şimdi dayı bak. Samet Güngör Live. Samet Güngör Extra. Samet Güngör Light. Samet Güngör Replay. Bir de ana kanal bu Samet Güngör. Bir de Samet Güngör Shorts var. Onu koymamış. Sevgili dostlar. Dayı bir şey adamın bunların hepsini yönetmesi mümkün mü? Değil de bu arkadaşa ulaştı. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz mesela bir kanala bir videoyu atıyorsun, oynatma listesi yapabiliyorsun. Shorts için işte farklı bir kategori var. Oraya atabiliyor. Muhtemelen onlardan haberi yok. Her bir özellik için farklı bir kanal kullanıyor. Dayı, her kanalda dediğin her özelliği kullanıyor. Her kanalında. Helal olsun. Dayı işte problem, şu helal olsun diye bir şey yok. Bu dayı, adam... Az bir kişi değil oğlum. 5 tane kanalı, her gün video, üstüne serili şekilde 100'er bin abone. Ben o kanıtlayacağım bunu. 100'er bin ben abone. Bunu harbi kanıtlayacağım. Hepsi 100'er bin abone. 300 bin ana kanalı. Oha amına koyayım. Dayı, peki bu gerçek mi yoksa sikiyor musun beni şu an? Gerçek. Göremiyorum ben, banyodayım. Ha gerçek. 5-6 tane YouTube kanalı var. Ve hepsi 100 bin abone neredeyse. Ve hepsine her gün video geliyor. Ve hepsine seri şeklinde alt videolar geliyor. Shorts geliyor hepsine. Oha amına koyayım. Klonlarından birine ulaşabilir miyiz şu an? Ulaşırız. Ben sana yardımcı olacağım. Benim bir dayıcığım, senden ricam şu. Ben bu adamın bir klon olduğunu düşünüyorum. Bu adama ulaşabilir miyiz bugün? Öyle bir imkan var mı? Kimin klonu size? Sence? İşte biliyorum ben Polonya'dan bir bilim adamının klonu. Bu arada hiç unutmuyorum. Bir gün Polonya'dayım. Sıvagi. Üniversiteden bir ev arkadaşım var. Bekle.
Salak nereden? Üniversiteden bir ev arkadaşım var kanka. Oturuyoruz lavukta. Uykumuz geldi dedik uyuyalım amına koyayım. Girdik yatağa. Uyuyoruz. Oğlum gece bir ses geldi. Hı hı. Bir afalladım. Etrafa baktım. Lavuk uyuyor. Aynı yatakta uyuyoruz. Durumumuz çok yok. Richard mı? Beraber aynı yatakta uyuyoruz. Efendim? Pardon devam et. Alo. Ne bir afalladım baktım etrafa. Lavuk uyuyor. Biri de yok. Bir şey de yok. Lan dedim neyse kafayı vurayım. Bir daha uyuyayım. Uyudum. Kanka bir daha bir sesleri uyandım. Dayı ne? Kendi osuruğuma uyanıyormuşum amına koyayım. Osurduğum için uyanıyormuşum. Adamın anılarını çalma amına koydum. Adamın anılarını çalma. Her şeyini çal. Anılarını çalma amına koydum. Ya bu Samet Güngör'ün oyunları bak. Öksürük sor. Çok merak ediyorum ya. Caz ve bizim mod tayfa. Hı. Samet Güngör şu an Twitch'te sıkışıp kaldı. Hala Twitch'te bir yerlerde. Bulabilir misiniz bize onu? Benim Discord. Modlar devreye girseniz siz de yardımcı olun. Devreye herkesi devreye sokalım. Bulalım. Kit de gelsin. Sıfır ve bak ben size artık Samet Güngör'ün neye dönüştüğünü göstereyim. İyi bakın ekrana. Bakıyor mu herkes? Bak şimdi. Bak bu abi. Burayı. Bu adam artık bu. Bu ne? Bu video ne? O ne lan? Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Dayı Samet'i çıkarıp FRP yayınlarına entegre etmen yok mu peki? Ama kendi olarak. Babuş olarak mı? Babuş olarak ama. Dayı babuş düşündüğün kadar şey bir isim değil. Böyle müşteri hayatınızda gördünüz mü ya? Evet, bir Uber çağırdık. Burada Uber varmış. İllüzyon Müzesi'ne gidiyoruz. Şimdi Belçika ile ilgili izlenim. Tarihin ilk babuş örneği. İlk videosunu mu buldunuz? Böyle doğuyor. Ananı s**k. Bu mu? Soracağım. Benim arasında şunu söylemem lazım. Soracağım. Trafikte, Avrupa'nın başkentinde trafikte biraz daha bir tık daha agresifler. Ve korna duyuyorum. Korna hiç duymazsınız. Burada azıcık tadı... Sorun mesela Etüsü'ye ben hiç korna kullanmam dayı. Arada bir korna duyuyorum. Arada bir basıyorum. Niye dayı? Dayı korna kullanmıyorum çünkü yanlış bir şey ya. Ben genelde basılı tutuyorum. Gerekli anda çekiyorum. Öyle kullanıyorum aracı. İllüzyon Müzesi'ne geldik. Mantıklı. İlk illüzyonumuzla başlıyoruz. Oğlum bu nerede? Aa! Ölü ol, ölü, ölü. Kanka kazıttı mı o? Yap. Göremiyorum lan yengeymiş oğlum. Göremiyorum amına koyayım uzaktan. Allah çarpsın göremedim. Kanka Allah çarpsın göremedim. Oğlum yenge benden nefret ediyor zaten. Yenge Allah çarpsın banyodayım tıraş oluyorum. Telefondan bağlandım. Yemin ederim uzaktan öyle gördüm. Normalde evet burası bir ayna ama doğru açıda durursan. Dayı ben kaçıyorum tıraş olup gereken bir yarım kaç saati duş alayım. Kaç bok yedin? Kaç bok yedin? Kayboldu. Yarım saat kaybolup geldi dayı tekrar. Bir unutulsun memnunum. Amına koyduğumun çapsı. Diyor ki Etsu sinyal de kullanmıyormuşum. Arkadaşlar sinyal kullanıyorum gerektiğinde. Mesela çok lazım olması lazım. Etsu ama iyi kullan. Delikanlı kullanmıyor muyum? İnce aralardan, mince aralardan. Ya arabamı iyi tanıdın. Sen ne gülüyorsun? Ne anladın ki? Yücelim, dayısını bir tanesi. Ne halka duruyor gibi ya? Aşkım aklın alıyor mu bunu? Buna normal gelmedi. Doğru. Onay geldi. Nasıl normal gelmedi? En sevdiği dayısı kim acaba? Bora'nın mı? Bir tane dayısı var. O da benim dayı. Amcaları var. Abileri var. Dayısı bir tane. Vallahi zincirler havada. Soner dayısı. Tutuyor aşkım.
Zincir havada tutmuyor işte, gövdeden tutuyor. Öyle nereden bağlı? Etsu chatte yok, hayal mi görüyorum? Arkadaşlar Etsu gölgelerde. Sadece gerektiği an. O bizim araba storiesini gördünüz mü? Etsu'yu. Etsu gölgelerde var. Ulan. Şimdi göt oldun değil mi? Dokun. Zincirler. Çok fazla şey mesaj aldım ha bu arada. Dayı ne olur story at. Böyle story at. Böyle at. Ben Instagram dayı kullanamıyorum ki ya. Maksimum eş dostla buluştuğumuzda böyle şeyler yapabilirim. Instagram. Hangisi daha büyük diyor? Hangisi daha büyük? Alttaki daha büyük. Blue. Blue. Şimdi yer değiştiriyorum. Yine 0'a 0 yapıyorum. Hangisi daha büyük? Allah Allah. Sarı daha büyük. İki tane masa var. Var diyor. Çok farklı değil mi bunlar diyor? Evet. Evet vallahi farklı. Birincisi uzun, evet. İkincisi neredeyse kare diyor. Evet. Hatta açılar bile farklı. Evet. Aslında evet. Diyor mavi şeyler aynı diyor. Değiştirecek döndürürken, yemem ben onu. Döndürürken büyüttün lan. Yemem onu baba. Ne yapıyor buradaki şeyle? Aha. Kanıt lazım. Bak, buradayım. Ulan beni göt etmek için böyle bir şey mi hazırlamışlar ya? Çok ani geldi dayı, ne bileyim ya. 0'a 0'ız. Ya sikerim lan. Çok hızlı. Allah Allah. Demek ki biri gelmiş, tamam mı? Mı eşit değil. Oyun var amına koyun demiş adamı göt etmek için. Ne diyor? Evet, can you visualize the square making circles? Evet. Yok. Yes, ben yaptım. İki tane kare var diyor bunların. Aha, kare burada yuvarlak çiziyor. Nasıl ya? Neyini göremedin? Ben gördüm bunu. Bunu çok zor değil ya bu. Nasıl ya? Abi ben anlamadım. Aşkım geç karşıya, Skype call yapacağız. Neden sizi bu işe alalım? Yani farkın ne diğer başvuranlardan? Özel bir insan. Ne özelliğiniz ne? Özel. Mesela bunu yapabiliyor musun? Ha. Şimdi soruma cevap ver. Dördüncü duvarı kırdı dayı. Çok ilgilendim sizden şu anda. Sonra geldiniz. Su yukarı akıyor şimdi. Tamam. Ümitörüz artık. Aa bu çok eskidir. Evet bu internetin çok eski. Sağa mı dönüyor sola mı muhabbeti. Evet bu sence nereye dönüyor? Bence sağa doğru. Ben de sola dönüyor şöyle. Sol. Dönüyor. Bu da hangi tarafa dönüyorsa yok o beynini kullanıyorsun. Öyle bir şey yok. O tamamen uydurma. Hangi tarafa doğru dönüyorsa o beynini kullanıyorsun. Mevzusu yalan. Yani arkadan... bence arkadan böyle. Bence de böyle dönüyor. Terse döndü. Ya bence hala böyle. Hayır, böyle dönüyor. Şimdi... Yok. Şimdi biz... Bununla ilgili ders gördük. Hayvan fizyolojisinde hoca bir dersi illüzyonlara ayırmıştı. Bunu göstermişti o zaman. Sene 2000 nesil artık. Dayı o seneyi doğru söyle dayı. Dayı o seneleri doğru söyle dayı. Dayı. 2011 dayı ben biliyorum. Ulan dayı. Ulan dayı. Ulan dayı. Ulan dayı. Dayı. Dayı İllüzyon Müzesi Müzesi'nde 7.56 tarihi söylemiyor. Kara kaplı deftere yazdım. Arkadaşlar benden kaçmaz. Bu ne diyor? Aa kenarları kapatırsan yavaşlıyormuş. Hızlanıyor bak.
Hızlanıyor görüyor musun? Evet. Bak. Hızlanıyor. Kenardan yapınca da yavaşlıyor. Yavaşladı. Şaka gibi. Oha. Evet, buna gradual hız diyoruz arkadaşlar. Bu iyi bir illüzyon. Koy ortaya. Allah. Gaza bastı. Vay anasını. Bu ne bu? Uçuyor. Kim sana bakıyor? Bu çok ünlü şey değil mi ya? Çok iyi. Lan. Lan rahat bırak şerefsiz. Lan eve gideceğim. Çoluğum çocuğum. Ne oluyor ya? Bak bak bak. Kafam amcık gibi oldu. Çok iyi. Ben buraya gitsem var ya, harbi mal gibi güzel moruk yakalarım. Burada ne oluyor? Bu her dişçi dükkanında, bu her dişçi dükkanında olur dayı. Her dişçi dükkanının lobisinde girişte bu beşli şeyden olur yani. Ters bir oda. Diyor ki böyle tut diyor, fotoğrafını çek diyor. Aa, oda ters. Boş. Heyecan yaratmadı. İllüzyonların bazılarını buradan satın alabilir. Burada olmadı illüzyon, eşitlendi. Burada niye illüzyon olmadı? İllüzyonların bazılarını buradan satın alabiliyorsunuz. Böyle bazı illüzyonlar satılık. Dayı, buradan bir tane illüzyon alıp gelseydin keşke ya. Böyle küçük bir yer aslında. İllüzyonist. Kişi. Ama çok küçük bir yere çok güzel bir müze yapmışlar. Böyle Avrupa'da şey çok var. Private owned yani şahıslara ait müzeler var böyle. Kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar. Mesela adam kendisi bir koleksiyon yapıyor. Onun müzesini yapıyor. Burayı da böyle bir çok merkezi bir yere böyle bir küçük bir müze yapmışlar. Hafif bir donma var sanki. Kıbrıs'taki senin sikik internetinden olabilir mi? Kombaycım. Senin o yarrak internetinden Kıbrıs'taki olabilir mi güzelim? He? Yayını bokluyor durduk yeri. Kıbrıs'taki senin uyduruk internetinden kaynaklı bir donma. Biz müzedeyken de dışarıdan selam verdi arkadaşlar. Siz nereden beni tespit ettiniz abi, kardeşim? Story'ni gördük senin. Ebenin ama bu arada. Brüksel'de rastgele insan mı geliyor? Yurdumuzdan kalktık geldik eve. Ne okuyorsunuz bu? Bu ne, Barış Cebeci mi bu? Bu Barış Cebeci mi? Sağdaki kim bu? Yok, Savaş Küçüğü'nün Kavga Cebeci bu. Kavga Cebeci geldi arkadaşlar. Burada? Burada business öğrencileri kokuyordum. Sen? Yani. Ben de business öğrencileri. Nereden geldiniz? İstanbul'dan abi. İstanbul. Adamı salın lan, bu adam sevmez böyle yanında gezmeyi. Tamam, selam verdin fotoğrafçıyı, sal bu adamı. Kardeş buyurun diyor, nereye götürüyorsun bizi? Grand Palace abi. Grand Palace bu bizim kafasını gördüğümüz şey değil mi? Aynen. On nus ki. Aşkın sonuna bak. Yani. Efendim kral, sıkıntı yok. Kusura bakma ya, rahatsız olur musun? Olmam. Olmam. Bir fotoğraf çekelim. Gel çekilelim, gel. Gel. Ben de çekiyorum. Videoya aldım seni. Hadi çek. Patlat. Patlat. Sen burada ne yapıyorsun? Abi gezmeye gelmiştim. Ben de. Nasıl sevmiyor da izleyicileri konuşmaktan zevk alan birisi değil miydi? Yani ihtişamı görmeniz için şöyle bir çekeceğim. Dayı mı? Gerçekten. Yani çok fazla. Konuşmaktan keyif alır muhabbet ama uzamasını bence sevmez. Çok fazla meydanda bulundum. Ya bu gerçekten bir meydanda hani 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum hani bu adamın izleyicisi 12 yaşındaydı lan? Bayağı üniversiteli düzgün tipler. Nerede 12 yaş? 6, 7 tane ihtişamlı bina daha. Ha, büyüdüler aga. Görmüşlüğüm yok yani, bu bayağı farklı bir şey. Ya... Discord banlıyor sakın. Şu yaşındayım deme, komple perma banlıyor, hesabınızı siliyor. Yeni hesap açtırmıyor. Sakın yazmayın. Sakın. Boşuna herhalde Avrupa'nın başkenti değil burası ya. Şimdi evet, ikiniz de Avrupa'da okuma şeylerini bayağı araştırmışsınız değil mi? Evet abi. Belçika iyi diyorsunuz. Fiyat olarak da iyi. Fiyat olarak İtalya'ya göre falan çok daha yüksek. Evet.
Ama ben buradaki eğitim daha farklı tabii bence. Anladım. Belçika'da şöyle söyleyeyim size. Ne kadara buldum? 150 bin. 150 bin dolar ne kadar? Tam ne kadar? 4,5 milyon lira değil mi? 4,5 milyon liraya Belçika'da Brüksel'de çok güzel bir villa vardı dayı. 4,6 milyon liraya Türkiye'de nasıl bir yer alırsın? Harbi villa vardı ha. Bayağı güzel bir villa vardı. Türkiye'de ne alabilirsin? Yarrağımın başını alırsın herhalde. Sen zaten buralı gibisin. Benim sen çok... Bence Bahadır daha yakışıklı ya bu çocuktan. Çaktırmıyor. Ben de daha uzun süre yaşadım. Başka yerlerde de yaşadım. Tamam, biraz Fransızca çözsen senin bitti mesela. Aynen. Bu da bu daha iyi dayı. Oğlum bak chat'te bir tane kadın var. O da artı bir yazdı Bahadır daha yakışıklı ya. Daha yorum yapmayın yani. Peki o zaman kendinize iyi bakın agalar. Görüşürüz agalar. Evet, yemeğimiz geldi. Ben brunch Nordic aldım. İçinde Kuzeylilerin Bahadır'la hiç tanışmıyoruz daha. Kaç sene önce? 6-7 sene önce tanışmıyoruz. Sert mizaçlı biri olduğunu bilmiyorum şapkasının. Adamın şapkayı aldım Bahadır'ın dedi ki o dedi dededen yadigar hani yapmasan olur mu? Ben o zaman bir gerizekalıydım. Bahadır'dan oturakla o zaman yine düzgün bir adamdı. Aldım şapkasını çaldım dedi o benim dededen yadigar bir şeydi. Öyle bir şeyden yadigar dedi. Ben yedi. Tüfeği çekip vur ama Bahadır orada kaç yaşındaydı? Bahadır kaçlı? 7 sene önce kaç yaşındaydı Bahadır? Aman o gün kimse bilmez mi yaşını ya? Adaleti sağlar. Bağırmaz mısın? Video çekiyorum. Balığımız var, hardallı bir sosumuz var. Telinde Egen Bacon cheddarlı bir sos. Dayı ortamda sürekli eşek şakası yapan eleman mı? Bana şey diyorlardı. Oğlum çizim yayını bizim yayını yapıyorsun. Yayın kapanıyor. Yarrağa bağlı. Öyle bir kere Kemal mi? Biri böyle bir şey dediydi amına koyayım. Çizim yayını bizim yayını yapıyorsun. Yayın kapanınca şeye bağlıyorsun dedi. Dedim öyle yayınla dedim. Takılıyorum öyle. Akise Moment. 98'li kendisi. Tost aldı yanına Bora için. Scrambled eggs aldık. Afiyet olsun. Ye yeah, ye! Yeah. Ben ne yapayım? Evet yine ilginç bir yerdeyiz. Otelde hidreti çamaşır, kim yapıyor ama? Kanızı yıkamak istedim çünkü 10 günlük tatilde çamaşır yıkamamak imkansız. Ama bir çorap yıkamaya 3 euro, alt yıkamaya 5 euro, üst yıkamaya 6 euro falan istiyorlardı. Dedim ki 3 euroya ben 8 çift çorap alırım salı pazarında. Biz dedim kerim. Biz de böyle bir yere geldik. Böyle burada yıkıyoruz. Orada ironing yapabiliyorsun, ütüleme yapabiliyorsun. Burada da kurutuyorsun. Buradan isterseniz otomattan satın da alabiliyorsunuz. 2 euroya falan satıyor burada şeyleri, yumuşatıcı ve deterjanları. Yani kendi kıyafetlerini toplu bir şekilde koydun bir şey düzgünce getirdin. Burada yıkatıp devam edebilir. Ama nasıl kurutma da var mı evet. Burada? Boş da, yukarıda boş. Heh. Aynen. Oğlum çok rahat o zaman ya. Dayı biz Sırbistan'da Hilton Otel'de kaldık. Belki inanmayacaksınız ama dayı günlüğü 1000 TL'ydi. 1000. Ve en iyi odalardan biriydi. Ya böyle ucuzluk beni şaşırtıyor anladın mı? Bir de yani 1400 lira mıydı? 1300 lira mıydı? Neydi bak tam yalan söylemeyeyim. Tam sayıyı vereyim. Ali dayım hoş geldin güzelim. Oğlum o kadar iyi bir yerde ki bir de Belgrad'ın göbeğinde. Her yere gidebiliyorsun. Bilmiyorum ya çok iyiydi. Çok rahattı yani. 5 kaç para? 4.90. 8 sente biri aldığın yer mi? Dayı o 8 sent yalan ya. Onu yemiş olamazsınız. Ben bunlara 8 sente biri aldım diye. Bir kısım insan yedi amına koyayım bu muhabbet ya. 8 sente nasıl biri alacaksın amına koyduğum. Sen... Yalan mıydı amık? Tek tek atar aşkım. Arttıkça yukarıda azalması lazım. Tamam. 10 sen... Ülkenin dışına mı çıktık lan? Onu... Dayı dur sinirlenme lan. Geri geldi. Okey de. Thank you diyor.
Artık da ya şüpheyle bakacağım her şeyde. Makine diyor, basacağız orada starta. 5 miydi? Öyle bakmayın ya. Evet, bu gece Brüksel'de tıklım tıklım dolu bir barda. Geçtik mi? Duayen yılın yayıncısının izlenmesini geçtik mi bu arada Discord'da? Geçebildik mi? Yine Sprite'ını içiyor. Hamburger yiyeceğiz. Güzel. Ah, yedik bitirdik. Kişi başı yaklaşık 25 euro falan ödedik. İyi para, iyi para. Nasıl hayatım? Okey. Devasa değildim. Aa, bence de. İki lafından biri yalan. Ben yalan söylemem. Ama böyle olaylarda komik absürt örnekler veririm onu. Okeydi. Ekmeği çok kötüydü. Ekmeği çok kötü. Bunu yalan söyledim. Ben asla yalan söylemem cümlesinde. Olunca okey seviyesine düştü. Aslında iyi. Bir de patates bayağı mehti yani. Belçika'ya yakışmadı. Bunlar patates kızartması ülkesi değil mi kardeşim? Burası nasıl bu kadar yüksek puan almış anlamadım ya. Demek ki biz... Kişi başı 25 euro. Türkiye'de böyle bir restoranda yesen kişi başı 2,5 ödersin. 2500 lira ödersin. Burger işini Türkiye'de çözmüşüz. Ha, burger mi? Yani. Ben güzel tabaklar söylediler, lüks bir yerde zannettim. Değil mi? Benim burger bunu döver mi aşkım? Bakmadım yemeğe. Türkiye'de en iyi burger 600-700 lira. En iyisi. Nusret Van Sitre'nin oranın burgeri yarrak gibi. Mesela ne burger önereyim bir tane. J Burger'den 600 liraya muhteşem burger yersin. Oğlum, peynir mi yiyorsun sen? Sen peynir mi yiyorsun? Aşkım! Yani arkadaşlar, Brüksel öyle bir yer ki neresi tarihi eser, neresi değil bilmiyorum. Mesela şurada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen tarihi eser. Bu da böyle tarihi eser. Arkasından da... Birader, bir uygulama yapsın artık. Biri telefonu tutunca nere olduğunu görelim ya. Devam ediyorum. Burada da ne olduğunu görelim yani. Bina var. Gidip bakmalı mıyım? I don't know. Var zaten. Ne amına koyayım yalancılar. Google Lens mi? Google Lens'i bu binayı çeksen söyleyecek mi bura? Onanı sikeyim. İki dalgalı geldi. Çok bir şey bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki şu tam turist mıknatısı. Buna bineceksin, 10 euro 15 euroyu dayarlar adama. İki tur atarsın, iki foto çekersin. Tam turist söğüşlemeci. En sevmediğim şeylerdendir. London'a bindim. Yalan yok. Londra'dakine bindim ama o da artık ikonik be birader. Ona da binelim yani. Mesela böyle yolda yürürken bununla karşılaştım. Oğlum, bunların önünden geçerken ben valla 15 dakika falan incelerim ya. Bu ne amına koyayım? Dayı, bizim mimariyi... Bak, Osmanlı'nın en büyük hatalarından birini söyleyeyim mi? Bir yere bir toprağı aldığında direkt asker ve güç olarak görmeyip harbiden şöyle... Gerçi o zaman da onu yapacak bir fırsat yok. Her yerle savaştasın amına koyayım. Yani çok bıraksaydık böyle yerler. Böyle gotik bir cami olsa. Ya da her yerde savaştasın işte. Onu da yapamıyorsun ki. Yani buna çaba ayırsan amına koyarlar. Her yeri asker olarak, güç olarak kullanmak zorundasın. Gotik cami var. Yalan. Arkadaşlarınızla birlikte co-op bir şekilde oynayabileceğiniz restoran işletme oyunu Chef's Together'la karşınızdayım. Bura kiliseden dönüştürülmüş olabilir mi? Onu sikeyim. Buranın hikayesi neymiş ya? Pertevinyal Koleji vardı bak. Pertevinyal Valide Sultan'ın inşa ettirdiği türbe, semiz, şeşme, odaklı, kütüphanede, mektepten oluşan bir külliye şeklinde tasarlanmıştır. Cami tek koyuldu, bir anlamda mekanik, geleneksel plan şemasını... Geleneksel plan şemasını falan sürdürmüyor ya. Tam tersi gotik bir mimaride sıra dışı. Düşey karakterli kütlesinin önünden sonra cemaat yeri, haremlik, selamlık, hünkâr marifi. Resimlerine bakalım.
Çok ilginç. Bir tane var ama değil mi? Başka yok. İlginçmiş ama ya. Bu ne yapıyor? Aşağıda oturan ne yapıyor şurada? Kara kara düşünüyor niye gelişmiş bir şeyler yaptınız diye. Bu ama katedralden dönüşmüş değil. Bak, dönüştürme sayılmaz. Bu olur işte. Bu cami olarak yapılmış. Perteminyal. Pertevniyal. Pertevniyal. Pertevniyal Camii. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çok heybetli bir şey. Ama şunu fark ettim. İbranice yazılar var üzerinde. Duayen Asamba ne o? Açacağım. Acaba sinagog gibi bir şey mi? Solda Fransız yazıyor, burada... Parasını ver lan. Bedavaya. Bedavaya yayın izliyorsunuz. Am... Clemente yazıyor. Almanca gibi bir şey diyor ki... Haberiniz olsun. Yani bizde yok mu diyor. Hepimizin bir babası yok mu diyor. Heft nit en got uns geschaffen. Yani diyor ki... Berzer kolye olabilir. Güzel olur. Şey neydi adı? Behelit kolye. Ayarlarız. Bizi diyor bir tanrı yaratmadı mı? Flemenkçe ağzına patatesi al. Almanca konuş. Oldu sana Flemenkçe. Buradan size bir filoloji. Aslında dille alakalı bir bilim dalı olduğun için diloloji olması lazım ama. Diloloji olması gerekmez mi? Yani mantık. Hoş geldin gotik mimari. Burası Notre Dame de Bruxelles Victoria bilmem bir şeyler. Burası da Petit Sablon adında. Muhteşem. Ufak. Oğlum şehrin güzelliğine bakar mısınız dayı ya? Bir park var hemen karşısında. Gerçekten muhteşem bir gotik mimari ya. Yani inanılmaz bir mimari ya. Ya şu mahalleye bakar mısın abi? Böyle mahalle mi olur ya? Dalga mı geçiyorsun? Kokusu dahil olmak üzere çok ürpertici, kasvetli. Bir o kadar da güzel bir yapı. İnanılmaz yani. Verdiği duyguyu tahmin edemezsiniz gerçekten. Bu gerçek bir kilise orgeli bu arada. Bir el atsanız bazı yeter gelir benim linkim. Bazı oluyormuş. Ulan kahvem olsa şimdi ne güzel olur. Konya'nın random yeri şuradan daha iyidir. İki beton atınca cezbediyorsun. Ülkenin doğa nerede var? Amık başka. Seko. Seko. Dayı yapma ya. Bak harbi yani makara mı yapıyorsun Seko? Ciddi misin? Bir yazsana bakayım. Dayı bizi yorma harbiden. Ciddi misin? Dayı sıfır şaka Edirne daha güzel. Ciddi dayı. O kimdi lan? Ben değilim oğlum. Doğukan aptalının gençliği herhalde. Ben o kadar çirkin miydim çocukken? Hadi baba. Kuş gibi yiyor benim oğlum. Nem 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 nem. Hayır yiyelim. Nem 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 yapalım. Çika'ya gelip böyle Kadıköy'ümüzü bir sokağa oturup da waffle ya da pancake yememek olmazdı kesinlikle. Selim böyle Belki'ye kaldı. Ben de kapalı olduğu için aldım ama sadece hediye. Ben pancake'in yanına bacon olmazsa olmaz dedim. Yanına bir de bacon söyledim. Bon appétit. Nasıl? Selim bir tane corn dogcu bulmuş. Tutturdu oraya gidelim diye. Tam anime manyağı bir mekana geldi. Böyle bir mekan seçmiş. Burada bir corn dog yiyeceğiz Asya usulü. Harbiden öyle yapıyorlar. Sosis ve mozzarella üstüne de Asya soslarıyla. Yanında da bubble tea içeceğiz. Kesinlikle doğru sos benziyor. Mandolu acı sos. Bubble tea. İçtiğin şeyin adı bubble tea. Evet. Boba tea de diyorlar buna. Bubble'ları yakalayıp ağzına patlatacaksın. Evet. Nasıl ağzına patlıyor? Bu bubble tea hiç benlik değil. Ben hiç sevmiyorum dayı ya. Senin şey değil mi şeftali? Bir gün biri bana Kadıköy'de bubble tea maça muça sika soka dan kitapları okuduğum durum için 4 dergi falan okumuştum o gün işte. Şeyi hatırlatıyordu. Paşaların hayatını anlatıyordu. Şimdi muhabbet ediyorduk yayında. Amına koyayım azıcık akıllı görünelim. Şöyle şey yapmayın ya.
Şöyle yapmayın, azıcık kanıyorum. Rumi'ye azıcık poz keserim dayı. Sika Soka maça muça çayı geldi. Maça bubble tea. Sika Soka Soka Sika. Framboazlı toplar. Diye çay geldi. O kadar kötü ki. O maçayı kim içer dayı, maça? Maçayı kim içer ya, maça? Sana ne oldu lan? Oğlum bu... Maşallah. Lan bir video çekeriz mi? Sus lan. Sus lan. Kısa çıkıyorum ben. Hayır. Kısasın o. Kaç senin bu? 1.74-5 herhalde. Evet, Neco ile karşılaştık. Neco'yu biliyorsunuz. Bizim patates. Avrupa turunda o da. Para nereden geliyor diyorum, söylemiyor. Tek çocuk ya. Buradan geliyor para. Tek çocuk. Halil İbrahim. Çocuk böyle bir şey ya. Çöker mi bu? Böyle bir şans yani. İşte ben burada bir video çekeceğim. Ne videosu? Durduracağım insanları, röportaj yapacağım. Sokak çekeyim, röportajı. Çekeyim, kameraman olayım. Siz nereden geldiniz? Almanya'dan geldim. Rap yapacaklar. Almanya'dan gelmişler. Zagolası mı? Zagolası mı? Şimdi soracağım, diyeceğim ki kardeşim. Birden ona kadar Türkiye'yi ne kadar seviyorsun? İki, Türkler için bir stereotip bir şey söyler misiniz? Üç, Türkiye... Bu videonun burasını ben izleyemedim. Nasıldı? Neler dediler Türklerle alakalı? Girmeli mi? Güzel bence. Nasıl? Güzel. Çok iyi. Bu ayrı video mu olacak? Bunun için ayrı video yaparız. Tamam, onu. Çok iyi. Ben... Ha, ben bir önceki videonun devamını izlemedim. Onu da zannettim bence, ben. Hadi, akar bence. Valla. Evet, tatilimizin sonundayız. Brüksel terminali. Havalimanındayız. Çok ilginç. En kritik video çünkü. Bir drop-off yapmışlar. Mantıklı bence. Şu şekilde araçlar geliyor. İnsanları bırakıyor. İnsanlar bu yeşil çizgilerden yürüyerek. Şeyi de vermiyor ya. Peak. Yani sneak peak verdi de şey vermedi. Yani genel olarak ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Çok vermedi oralara. Terminale gidiyorlar. Maksimum 10 dakika durabiliyor burada araçlar. Girdin, bıraktın, gittin. Girdin, bıraktın, gittin. Güzelim benim. Son 2 günümüz. Eşek gibi geçti. Polonya. Ben de Polonya'ya gideceğim. Skin the color of bark. Kanala abone olmayı unutmayın. Soon we'll be much more pleased right back in the arm. The scar.